özellikle sormak istediğim bir şey var. Aslında gerçekten çok dikkat çekici ve güzel projeleriniz var. Vakfı Kebire de bayağı sanırım katkısı olacak. Şimdi bu kadar projenin tabii ki gerçekleşmesi halinde ilçenizin işsizlik ve ekonomik anlamda ne kadar ilerleyecek? Yani ilçenize nasıl bir katkısı olacak bunun? Şimdi bunu ben şuna benzetiyorum. Bu bir çığ. Yani siz bir başlangıç yapacaksınız. Burada yerel yönetim yapması gereken bu zaten. Siz böyle bir başlangıcı yaptığınız zaman bunun çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum. Çünkü sizin ortaya koyduğunuz bu yapı, bu destek, yani özellikle hem özel sektöre hem de devlet imkanlarını kullanma kabiliyeti noktasındaki değerlendirmeleriniz sizin bir sonraki aşamada daha çok destek almanıza sebep olacak. Yani yerel yönetimin ortaya koyduğu bir projenin ilçemizin zengin olmuş bir büyüğü tarafından gerçekleştirilmesi ve onun da onore edilmesi, onun adının anılması akabinde başka insanların da bu konulara meyletmesine sebep olacaktır. Ve devlet projelerinden elde edilen kaynakların şimdi bahsettiğimiz projelerin büyük bir kısmı artı değer sağlayacak projeler. Dolayısıyla bunun en büyük artı değeri ilçe insanının kendi bölgesinde kalıyor olmasını sağlamak. Yani ilçemizde insanlarımızın, nüfusumuzu göç etmesini engellemek. Dolayısıyla bunlar ilçeye çok önemli değerler kazandıracaktır. Spor kulüplerinin getireceği katkılar ilçenin hem tanıtımı açısından hem de ilçeye artı değer getirmesi açısından çok önemli. Ama biz geçmişte mesela Vakfı Kebir Barcelona'yı, Galatasaray Kulübü'nü ilçede, otelde ağırlamış bir ilçe. Ama bugün o otelimiz kullanılamaz halde. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde, ben lise yıllardayken Barcelona geldiğinde Vakfı Kebir Büyükliman Oteli'nde kaldı. Biz o futbolcularla iskelemizde tur atarken İngilizce konuşmaya çalışıyorduk mesela. Ronald Koeman'la, işte Gullit'le falan. Yani bu insanlar bizim kişisel geçmişimizde, hatıralarımızda var. Ama bugüne geldiğimizde Büyükliman Oteli kapalı durumda. Kesinlikle bu otelimizin yine otel vasfıyla ilçemize kazandırılması lazım. Yani bunun için yapılamaz, edilemez bir şey değil. Çünkü yatak sayısı açısından Trabzon zaten sıkıntıda. Yeni oteller yapılması söz konusu. Bu turizm gelişmesinin ilçeye sağlayacağı katkıyla da bunun gerekliliği zaten ortaya çıkacak. Dolayısıyla hem özel yatırımcı hem de devlet kurumları bununla ilgili destekler vereceklerdir. Sadece proje üretmeniz gerekiyor bununla alakalı. İlçemizde temizlik faaliyetleri konusunda da ciddi sıkıntılar var maalesef. Çünkü şehir merkezinde konteynerler kaldırıldıktan sonra belli saatlerde çöp toplama saatleri var. İşte orada büyük büyük öbekler oluşuyor. Sokak hayvanlarının da katkısıyla ilçemiz maalesef çöplerin dağıldığı alanlar haline gelmiş durumda. Bunun acilen geriye dönüştürülmesi lazım. Yani biz çöp yığınları görmekten bıktık artık. Vatandaş da bunu söylüyor. Bu sokak hayvanları konusu da onun hemen paralelinde gelişen bir konu. Maalesef sokak hayvanları da ilçede özellikle 10-15'i bir araya geldiği zaman ciddi riskler oluşturan bir noktadalar. Bizim onlarla da ilgili önemli düşüncelerimiz var. Bu hayvan dostlarımızı biz belli noktalarda organize şekilde konuşlandırmak ve onların hiçbir maliyeti yok bunun, onu da söyleyeyim. Nasıl yapacaksınız hayvan barınağı falan. Benim ilçede görüştüğüm marangozların %90'ı biz katkı yapacağız diyorlar. Kulübelerini onlar yapacaklar. Biz etrafını telle çevirip fensle kediler ve köpekler için ayrı ayrı alanlar teşkil edip onları buraya misafir edeceğiz ve akabinde de bir tek sıkıntımız kalıyor, onların hayatını idame ettirmesi. Evet. Bunun için de ilçemizdeki lokantaların ve yemek tesislerinin, işte hastanemizdeki yemekhanenin artıklarını değerlendirdiğimiz anda zaten onlara yeterli şeyi bulabiliyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği fonları özellikle sokak hayvanlarla alakalı yapılan faaliyetlerde size yem katkısında bulunuyor. Yani bunlar da değerlendirebileceğimiz konulardan biri. Bir de evsel atıkların kaynağında ayrılmasıyla ilgili bir projemiz de var. Biz özellikle sitelerdeki görevli arkadaşları bu konuda eğitip onların yüklerini hafifletmek noktasında da evsel atıkları kaynağında ayırıp özel ayrı poşetlere, diyelim cam atıkla kağıt atığı bir araya koymayıp
cam atıkları ayrı, kağıtları ayrı ve diğer evsel atıkları ayrı değerlendirip hem ekonomiye katkı açısından kağıtların geriye dönüştürülmesi, camların geriye dönüştürülmesi hem de bu hayvanlara da bu işte her akşam bir kişi bunları toparlayacak. Sadece bir araç tahsis edeceğiz ve o hayvan dostlarımızın da orada hayatını idame etmesini sağlayacağız. Evet. Yani bu da hem ilçedeki sosyal hayatın da bakış açısını değiştirecek bir durum. Bunlar tabii bizim açımızdan önemsediğimiz hem ilçedeki başıboş hayvanların da tehlikelerini ortadan kaldıracağımız bir durum. Evet Sayın Başkanım, dilerseniz biraz daha hızlandıran fazla evet. bir zamanımız kalmadı. Tabii turistik faaliyetler konusunda çok bazı şeylerden bahsettik. Bunların yanına biz Karadağ diye bir yaylamız var mesela. Çok güzel bir yer. Trabzon'un belki de en güzel yaylalarından bir tanesi. Vakfı Kebir'imize aittir Karadağ. O bölgeyi biz en az iki tane yolla, belki akabinde üç tane yolla sürekli açık halde tutacak şekilde. Yani günün 24 saati 365 gün. Yani yaz kış açık olabilecek bir şekilde getirmek zorunluluğumuz var. Bunların bir tanesi Yalıköy bölgesinden, diğeri de Komandara bölgesinden çıkacak yollar. Bir de Deregözü'nden bir yolumuz var. Bunların sürekli açık tutulabilecek noktada iyi inşa edilmiş şekilde olması bizim için çok önemli. Bunun yanında bir de Sivri Tepe'miz var. Orada da çok güzel alanlar var. Turistik alanlar olarak kullanılabilecek. Bir de limandan başlayan turistik tekne turları, kiralık bir tekne, otelle beraber düşünebilecek bir yapı. Gelen misafirlerimizi turistik tekne turlarıyla Yoroz Yobal arasında gezdirebileceğimiz bir çalışma. Bir de ilçemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de biz Vakfı Kebir ekmeğiyle anılan bir yeriz. Ama Vakfı Kebir ekmeğini insanlarımız Vakfı Kebir'den almıyorlar. Niçin? Çünkü ilçemizi geçen sahil yolu bu tür alanları bize henüz kazandırmadı. Biz özellikle bizim terminal alanımıza gelen otobüslerin şunu biliyoruz ki Karadeniz sahil yolundan geçen toplu ulaşım araçlarının %60'ı Vakfı Kebir'de duruyorlar. Biz terminalimizi daha nitelikli bir hale getirip bu terminal sahası içerisinde mecburen duran otobüslerin oradaki fırından ekmek almasını sağlayabilecek bir konsepte ulaştıracağız ilçe terminalimizi. İnsanlar sıcak ekmeklerle karşılanacaklar. Her otobüsün içerisine girecek bir görevli arkadaşımız onlara ikramlarda bulunacak. İnsanlar Vakfı Kebir'e geldiğini anlayacak. O fırındaki sıcak ekmek kokusunu duyacak ve ilçemizden ekmek alma isteğiyle oradan ayrılmak isteyecek ve bunun yanına ekleyeceğimiz bazı şeyler var. Bir tanesi akaryakıt istasyonu, bir tanesi de güzel bir cami ve yemekhane olacak. Yani lokanta. Çünkü insanlar karayolunda seyahat ederken dört sebeple duruyorlar. Birisi yemek ihtiyacı, birisi ibadet ihtiyacı, birisi tuvalet ihtiyacı, birisi de akaryakıt ihtiyacı. Dolayısıyla biz bu aynı alan içerisinde bütün bu ihtiyaçlarını görebilecekleri bir noktayı ortaya koyduğumuz anda ilçemizin artı değerini bir kat daha artırmış olacağız. Bu kompleksi özellikle terminal sahası içerisindeki bu kompleksi biz çok önemsiyoruz. Çünkü ilçemizin dışa açık vizyonu olacak bir yer. Bununla ilgili görünür hale de getirdik bu projelerimizi. Arkadaşlar hazır, hepsi hazırlandı. Bunların hepsini yapabilecek noktadayız. Bunu da biz belediyeye bir kuruş yük getirmeden yapacağız. Çünkü özel girişimcimiz bu konuda istekli. Hizmet çalışmaları kapsamında bizim çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi de proje koordinasyon ofisi. Yani bu size bahsettiğim Avrupa Birliği fonları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve benzer yapıları bizim bir proje ofisi noktasında değerlendirmemiz söz konusu. Bu proje ofisi ilçeyle ilgili bütün proje stoğunu ortaya koyacak. Hem vatandaşımızın hem de yerel yönetimin alabileceği katkıları sürekli takip edecek. Ve bu konu bizim için ilçemizi daha da büyütecek bir konu. Çünkü sürekli destek alabileceğimiz bir konu. Burada iktidara da ihtiyacınız yok, hiç kimseye ihtiyacınız yok. O fonlardan almanız gereken katkıyı alabileceksiniz. Bunun yanında bir pazar yerimiz var mesela. Pazar yerimiz yazın toz içinde, kışın çamur içerisinde bir alan. Oraya kapalı bir pazar yeri, altına otopark olarak organize edebileceğimiz kapalı bir pazar yeri yapma zorunluluğumuz var. Bunu da yine Pazar AŞ
adında bir çatı oluşturup bunu çatıyla beraber yapacağız. O konudaki ayrıntılara da daha sonra yine vatandaşlarımızla, yine televizyonumuzda bize yer verildiğini anlatacağız inşallah. Şehircilik faaliyetleri konusunda özellikle şehir içerisinde park alanlarımız çok sıkıntılı. Araç parkı büyük bir problem. Caddelere araçlar park edilmiş, gelişi güzel vaziyette ve yanına tekrar park edilmiş, insanlar yürüyemez halde caddelerde. Kaldırımlar aynı şekilde işgal edilmiş, caddelerde araçlar var, insanlarımız yolda yürüyor. Özellikle Kemaliye bölgesinde eski Fatih Caddesi olarak bilinen 14 Şubat Kurtuluş Caddemizde okullarımız dağıldığı anda çok ciddi problem var, bir karmaşa var. Şimdi bu bölgedeki yollarımızı tek yönlü hale getirip organize park sistemiyle cadde üzerinde park alanlarını organize edip orada cüzi bir ücretle oradaki park eden insanlarımızı organize hale getireceğiz ve bu aynı zamanda istihdam da sağlamış olacak. Yani ilçenin bir ucundan bir ucuna en az 150 kişiye 150 tane genç kadın ve erkek, kız ve erkek vatandaşımıza iş sağlayabilecek bir alan oluşacak. Bunu da çok önemsiyoruz çünkü 150 kişilik istihdam demek Vakfı Kebir'de çok önemli bir artı değer demek. Çünkü gençlerimiz gurbetçilik yapıyor, dışarıya gidiyor. Biz kendi ilçemizin insanını kendi ilçemizde muhafaza etmek zorundayız. En büyük gayretlerimizden biri de bu olmalı. Tabii birçok düşüncemiz, projemiz var. Bunları zaman içerisinde yine paylaşacağız. Ama tabii mezarlık alanlarımız, bizim çok nitelikli mezarlık alanlarımız var ama henüz organize edilmiş halde değiller. Hı hı. O mezarlık alanların da organize hale getirilmesi, nitelikli gasilhaneler ve camilerle organize hale getirilmesi çok önemli. İlçemizde bir balıkhanemiz yok. Bir mezbahamız var ama şu an çok nitelikli halde değil. Onu nitelikli hale getirmek ve eskiden Vakfı Kebir bölgesel hayvan pazarının merkeziydi. Bugün o niteliğini kaybetmiş durumda. Yeniden bölgesel hayvan pazarının merkezi olacak bir noktada biz bunu destekleyeceğiz. Ve hayvancılığı da geliştirecek ve destekleyecek noktalardan biri olacak bu. İlçemizde özellikle köylerdeki hanımefendilerin bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri bizim pazar yerimizde nitelikli şekilde günün sadece haftanın pazartesi günü değil de onun dışındaki günlerde de pazarlayabilecekleri alanlar teşkil etmemiz söz konusu. Bunun yanında yaptıkları el işleri kurslara gidiyorlar mesela el işi kurslarına ama oradan kazandıkları bu yeteneklerini ekonomik noktaya taşıyamıyorlar. Bunu da organize edecek bir mesela el işi AVM, el işi alışveriş merkezi diye bir yapı tasarlıyoruz. Bunun içerisinde köyde kendilerine öğretilen noktalara el işlerini ürün haline getiren hanımefendilerin bunu ekonomik noktaya taşımasını sağlamak istiyoruz. Evet, Sayın Aksoy, artık süremizin sonuna geldik. Seçmenlerinize söylemek istediğiniz son bir şey varsa onu da alalım. Programımızı kapatalım. Şimdi söylemek istediğim şu, Vakfı Kebir bizim hayalimiz ve sevdamız. Ben ilçemi çok seviyorum. Evet. Onun için ilçem için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir kişiyim. Bu sebeple geldim ve aday oldum. İnsanlarımızın geçen dönemden bize olan teveccühü de bunda çok önemli bir sebepti. Evet. Ve hizmet etmek istiyoruz ilçemize. En büyük gayretimiz bu. Burada benim mühendis olmam, ilçedeki özellikle altyapı, üst yapıda yaşanan sıkıntılar, imar problemleri, bu tür meseleleri çözmede irade sahibi olduğum düşünüldüğü için bir avantajımız var. Ve bu birikimimizi, mühendislik birikimimizi, deneyimimizi biz ilçemiz için kullanmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ve bu akşam da çok önemli bir maçımız var biliyorsunuz. Evet. Biz de Trabzonsporluyuz. Evet. Fenerbahçe maçında Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum. Çünkü artık yenemezsek bizim moralimiz çok bozulacak. Evet. Onun için morale çok ihtiyacımız var. Trabzonspor'umuza güveniyoruz. Ve inşallah bu akşam Fener'i yeneriz diyoruz. İnşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben